toplumu da etkiliyor. Çevresindeki bir takım kötü alışkanlıkların merkezi konumuna gelmişti burası. Ama buraya devralmaya çalıştığımız o ilk esnafla tartıştığımız, konuştuğumuz, uzlaşma çabasında olduğumuz ilk günden bugüne bu değişimi hissediyorduk. Şu an gelinen noktada oldukça iyi bir noktaya geldiğimizi görüyorum ki birçok fiziki işi arkadaşlar özellikle asfalt, boyama ve bir takım ulaşımla ilgili hizmetlerimizi bayrama kadar yetiştirecekler. Ki alt kısımda oluşan bir kısım lojistik alanları ve bu şekilde temiz ve kullanımı belli bir disiplinde yönetilen bir sistemin oluşması. Ne yazık ki geçmişte kimin kullandığı bile belli olmayan ve farklı amaçlarla kullanılan alanların tamamen yıkılıp ortadan kaldırılması hem şehir adına böyle bir yerin kurtarılması anlamına geliyor hem de çevresini olumlu etkilemesi anlamına geliyor. Burada durmayacağız. Üst yukarıdaki güzellikleri değerli müdürümüz bize sundu. Ama aşağıda da yine şehir halkının burayı bir istasyon olarak kullandığını biliyoruz. Metro hattı buradan geçiyor. Dolayısıyla bu istasyona giriş çıkışlarında çok çağdaş ortamlardan yürüyerek geçecekleri ortamları oluşturuyor. Şu andaki değişim bile birçok insanı mutlu etti ama devamı gelecek. Çünkü buraları sosyal amaçlı, kültürel amaçlı, yine yakın çevre, ciddi bir nüfus var burada Bayrampaşa ve Esenler'de söylediğim gibi. Bu nüfusa belli dallarda yine Büyükşehir Belediye'mizin kültür, sanat ve bir kısım etkinlik noktasında kullanabileceği meydan ve bir takım unsurlarla devreye girmiş olacak. Aslında biz unutulmuş olan İstanbul Otogarı'nı, bu büyük otogarı bir anda hem taşımacılık sektörüne hizmet eden hem şehirle bütünleşen bir sosyal alan haline getirmiş olacağız.